tam 24 yıl boyunca yöneten Beşer Esat'ın iktidardan düştüğü son saatlere dair çarpıcı e, görüntüler de ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberine göre Esat rejimi çökerken en yakınlarına bile haber vermedi ve Rusya'ya kaçtı. İşte Esat'ın kaçışının perde arkası geliyor. Beşer Esat Suriye'yi tam 24 yıl yönetti. Ancak iktidarının son günlerinde hem yalnız kaldı hem de yakınlarındakileri yanılttı. Reuters haber ajansı Esad'ın ülkeden kaçışını onlarca kaynağa dayandırarak aktardı. Şam düşmeden saatler önce Savunma Bakanlığı'nda 30'a yakın askeri ve güvenlik yetkilisini toplayan Esat, kara kuvvetlerine direnme çağrısı yaptı. Onlara Rus askeri desteğinin yolda olduğunu söyledi. Basın danışmanı Hüseyin Aşaban'a konutuna gelerek bir konuşma hazırlaması talimatı verdi. Ancak Şaban eve vardığında kimseyi bulamadı. Aynı gece Esat başkent Şam'ı terk etti. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Esat'ın ailesi hali hazırda Moskova'daydı. Kaynaklara göre radara yakalanmamak için uçağın vericisi kapatıldı. Esat alçaktan uçan bir Rus askeri uçağıyla Laskiye'ye ardından da Moskova'ya kaçtı. Esat'ın küçük kardeşi Mahir ve diğer akrabaları bu plandan habersizdi. Kardeşi Mahir başka bir helikopterle Irak üzerinden kaçtı. İki kuzeni ise Lübnan'a gitmeye çalışırken pusuya düşürüldü. Kaynaklara göre Esad Moskova'nın Suriye'de yaşananlara müdahale etmekte isteksiz olduğunu biliyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ve Katar'la birlikte diplomatik çabalar yürüterek Esad'ın güvenli çıkışını sağladığı iddia ediliyor. Esat'ın son başbakanı Muhammed Celali son telefon konuşmasını da anlattı. Durumun zor olduğunu söyledim. O ise sadece yarın göreceğiz dedi.